şunu izleyelim ya. Bu arada şey çok üzücü. İnsanların Steam'deki uçak kaldırmaları çok üzücü Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de kim Steam'de kalamayacak. Ya boşa küre yani boşa bir hype. Türkiye'de çok pahalı olacak. Türkiye'de olmayacak arkadaşlar bu. Yani onu kaçırıyorsunuz. Steam Türkiye'ye bir ürün satmıyor. Hiçbir zaman satmıyor. Bu yeni değil. Yani Steam'in ilk ürünü değil bu. Yok vatan filan getirmeyecek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu Steam Türkiye'ye gelirse satış fiyatının 3 katı ekstrasına gelecek. Vive'de öyle oldu. Steam, e, Steam Link'de öyle oldu. Bilmem ne de oldu. Ya öyle geliyor. Yani Steam'in hiçbir oyunu gelmiyor. Gelirse de dediğim gibi 5-3 katı fiyatı verirsiniz. Yani mesela bunun fiyatı ne kadar? Steam'dekin. 400 dolar. 400 dolar ne kadar yapıyor? 400 dolar 3500 falan yapar. Siz bunu 10.000 TL'ye bulursunuz Türkiye'de. Bu arada arkadaşlar 64 GB'lık alınır. Birçoğunuz da e, kendinizi kazıklıyorsunuz. Çünkü 64 GB'lığın içinde zaten M.2 SSD slotu da var. İstediğiniz SSD slotunu takabiliyorsunuz daha ucuza geliyor. O yüzden e, dolandırılmayın. <laughs> Gel. Para Türkiye'de çok, dolandırılmak için çabalıyorsunuz. Yani cidden çabalıyorsunuz dolandırılmak için. <laughs> İçinde iki slotu var. Yani birebir hepsi aynı. Ve takabiliyorsunuz. Evet yok yani özür dilerim ama Steam Deck Türkiye için hayal bir ürün. Yok 970 takamazsınız. Normal M.2 SSD değil, ee, bu kare SSD'ler var ya. Onların boyutu ne? 2242 galiba. Onlardan takabiliyorsunuz sadece. Ama dediğim gibi yani Türkiye için tabii ki de alan olur ben hani alan olmaz dedim hani genel kitle için değil bu. Türkiye'de ne yazık ki değil abi. Yani yurt dışında değil bu arada bence. Genel kitle için üretilmiş bir cihaz değil. Çok güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum ama uh, boşa bir hype var. Onu da çok üzül yani, üzüleceğinizi bildiğim için söylemem lazım. Yani bir birisinin doğru düzgün söylemesi lazım üzerinde 720p ekran var. 720p ekran doğru seçim bu arada. Çünkü onun üzerinde herhangi bir ekran aldığında bu o performans verecek bir şey değil. Xbox Series X 8 9K değil mi? 10K fiyatı bence çok söyledin haksız mıyım? Haksızsın. Çünkü şöyle bir şey var. Microsoft kendi getiriyor. Microsoft e, yurt dışından ürünün ürettiği fiyatta almıyor. Buradaki ithalatçı herif ürünü 450 dolara alacak. Üzerine bir de KDV gümrük bilmem nesi vergisi verecek. Üzerine kar payı koyacak. Ondan sonra 10 kayı çakacak sana. Öyle oluyor. Türkiye'de. Bir de evet bu kadar göt kadar ekranda 4K hani 720p 1080p 4K o kadar fark etmeyecek. Cidden fark etmeyecek. This is it. This is me picking it up. Kontrollerin kendisinin hırsızlığı, çok Evet, Switch'ten çok daha güzel çünkü ellerin çok daha şey, Switch'in boyutu el krampı geçirtiyor. Switch elde bir buçuk saat oynadıktan sonra ellerin uyuşuyor, benim parmaklarım uyuşuyor Switch'te. Yani evet görsel olarak bok gibi gözüküyor olabilir Steam Deck, Switch'e göre. Ama elimin kramp girmeme elime kramp girmemesi daha iyi benim için. Yani elime kramp girmesin bir saat oynadıktan sonra. Outstanding job. I mean, it shouldn't be a surprise. The ill-fated Steam controller, for all of its quirks, was absolutely a comfortable controller to hold, and in spite of the fact that my hands are pretty small, like I am easily able to. Steam kontrolörü da bok gibi bir şeydi. Allah için çok kötüydü. Wow. To reach everything from These thumb pads to the joysticks, the D-pad and ABXY. I mean if you're a retro gamer, if you wanna play, you know, emulated SNES games or anything like that, this is what you're gonna be into and Ooh, the feeling is actually pretty good considering how early these The D-pad is smooth it's <laughs> a good click for each individual direction. Abi almam çünkü work benim, benim hiçbir işime yaramayacak bu. Yani işime yarayacak bir konsol değil. Yani ya, ne, ne, işime yarayacak? O, o noktadayım. Yani desteklemeyecek de bu herifler. Ben biliyorum Valve'i ne kadar sevsem de yazılımlarını çok sevsem de adamların Donanımı da böyle aptal şeyler yaparak ilerletmesini çok sevsem de bu herifler asla bir şeyin arkasına geçmiyor. Yani bir bir cihazın asla arkasına durmuyorlar. Yani öyle bir sıkıntı var. Hiçbir cihazın arkasına durmuyorlar. Yaramasına gerek var mı? Var. 500 dolar vereceksem yaramasına gerek var abi. Yani kesinlikle var. İlk hafta aldım. Yok almayacağım yani net bir şekilde almayacağım. Ama ben yani bir şey alacaksan belli oluyor benim alacaksan. Ya dururlarsa bu sefer. Arkasına dururlarsa versiyon 2 alırım. Versiyon 2 versiyon 1'den 10 kat daha güzel olur zaten o zaman da. Yani iPad de aynı şey seviye arkadaşlar bu benim için. Benim bir işime yaramayacak. Bu yüzden vermeyeceğim o parayı. Yani benim hiç hiçbir işime yaramayacak. Yani o o yüzden yani o yüzden umuda değil. Warren yani, destekleyicinde düşünmüyorum. So that's the thing you guys got to understand. This is not A game console like a Nintendo Switch, where it's this completely locked-down thing. It's going to run a custom version of Linux. Evet, o güzel so bu arada. All these games Sizin are going to be on the compatibility keyif. layer. But fundamentally, this is just a PC. Windows it's a Zen 2 CPU with four cores, eight threads, at anywhere from I believe it's 2.4 to 3.5 gigahertz. It's going to have some Microsoft kind of RDNA 2-based GPU integrated into it. 16 gigs of LPDDR5 memory. are Because it's actually running at 500 mega bu, bu, bu çok etkileyici bir şey. Channel. That's insane. At this screen size, it is enough. And from my perspective, I would much rather be running at 60 frames per second more often. It's a 60 Hz display compared to running at 30... Kesinlikle katılıyorum bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Yani bunu mesela en, en komik şeyde görmüştük. LG 2K monitör 2K ekran koydu telefonda. Telefon alev alıp patladı. Ne önemi var abi göt kadar şeyde yani şu kadar şey cihazda 2K 4K sen fark edebileceğini düşünüyorsan çok büyük bir şekilde yanılıyorsun yani. Ya yani o kadar göt kadar bir ekranda ciddi ciddi yani dikkat etmediğin sürece hani böyle pikseline pikseline girmediğin sürece hiçbir fark yok. Hani tabii ki de dikkat edersen böyle dibine girersen fark edersin ama yok yani. 30 frames per second and 1080p and we are still limited by you know what is fundamentally an ultrabook. Crammed into a handheld gaming console. How awesome! Tabii is bir de şarj, evet, bir de bir batarya süresi de, de Yes, they're at exactly the same spot as my save game on the ANEO which is just right near the beginning of the game. This is cool. This gives us a look at the pause menu, so we can adjust screen brightness, uh, audio. Oh, that's right. It does have built-in microphones. Oh at no! Oh, like <laughs> microphone tam şey. Verstappen'in ee, şey ee, mikrofonu. Yarış mikrofonu. ne diyor? Arkada bir de fan sesi. <laughs> <laughs> tam bu yani eee 120 120'lerde olabilirdi. Olamazdı. Çünkü bu cihazın 120 FPS e verebileceğini, 60 üstü FPS e verebileceğini düşünmüyorum. Çok çok az oyunda verir. I can't remember if there are more than that for noise cancellation. I do not see any others, but it does at least have a two-micron mic array, range evet yani there's an advantage over the nintendo switch can you even believe the new oled one is not going to support bluetooth headphones still evet. i mean talk about things that make no sense in 2021 that that right there we can turn haptics on it well i want haptics on okay now something that is built into this game convenience theory color Ama çalıştırmayın. Çünkü Warzone çalıştırmak için Windows 10 yüklemen gerekiyor. Ondan sonra Battle.net yükleyeceksin. 100 GB Warzone'a gidecek. Açar mı açar. Çalıştırır mı oynar mısın oynarsın. 5 dakika sonra pilin biter mi? Biter. Yok patlamaz cihaz. Çalışır. Yok hiçbir sıkıntı yok. Bak oyunu çalıştırır. Acayip de iyi çalıştırır. Yani çok rahat 30-60 arası bir şey alırsın. Sıkıntı şu. 3 dakika 4 dakika oynarsın. <laughs> Evet. Windows yüklemeden kim kullanır bunu? Herkes. Windows'a gerek yok ki. Direkt içindeki default Photon Linux daha iyi çalıştırır. Bunun içine Windows yüklemek çok büyük bir yanlış bu arada. Windows yüklerseniz bunun pil ömrü bir saatten daha az olur. Çok rahat bir saatten daha az olur. Yani adamların sana verdiği line heriflerin kendi şey yaptı Linux'u kullanmak çok daha mantıklı. Linux çalıştırmaya oynayan ne olacak? Proton kullanıyor işte o yüzden. Neredeyse ya Proton Windows wrapper gibi çalışıyor. Linux üzerinden Windows oyunlarını çalıştırabiliyorsun ve bayağı fazlasını çalışıyorsun. yüzde yüz hepsini çalıştıramıyorsun ama çok 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 fazla çalıştırabiliyorsun. Performance metrics. Oh, hold on a second. We gotta tune this first though. This is this is an ugly default setup here. You know what? Let's tune them both at the same time. Cofti filan da açar mı? Av. Cofti açma olma olasılığı yüksek. Çünkü onunla çok fazla şey kullanılıyor Windows library'leri. Okay, yeah, running it. Emin değilim resolusi. bir bakalım. Yeah, yeah, go ahead and roll. I mean, this is this is the experience, Ed. This is what the people want to see. Destekliyormuş. Destekliyor ama çok iyi sev seviyede değil ama destekliyor. Çalışıyormuş. Okay, so we're getting anywhere from around 40. We're seeing some dips down to like 20. That's pretty much to be expected. I'm actually going to turn these speakers down. They do sound great though. Girl looking GeForce Tabii Yani GeForce Nova konusunda bir sıkıntısı yok. You know, actually be able to hear what you're listening to or do you want a kind of a sleeker looking device? The weight is good. It's got a good size to weight ratio. It doesn't feel cheap, but it also doesn't feel Aa, güzel, Çok ağır değil, evet. I büyük ihtimalle 1050'den daha yüksek, 1050 Ti'den daha iyi performans verecek bu. 1050 Ti ile 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. Yani 1050 Ti PC ile karşılaştırabilirsiniz büyük ihtimalle bunu. Oo büyük. Ama abi yani şöyle söyleyeyim ben bunu so Steam'i tercih ederim sağdakini. Sağdakini elinde bir saat boyunca oynayamazsın. Eline kramp girer. Switch'te de aynı problem var. Çok güzel gözüküyor. Kesinlikle evet. Ama bok gibi gözük- Yani ergonomisi elinde tutarak oynaması inanılmaz kötü abi Switch'in. Ergonomi sıfır Switch'te. Direkt yok. especially if we account for the height of the joysticks is at least twice as deep for the Steam Deck compared to well really I would say this is the most comparable handheld on the market right now looking out into the skybox I don't have a lot of character models on screen or anything like that but based on this very early hardware running very early software i would be surprised if we don't see somewhere in the neighborhood of a 50% performance uplift over a similarly equipped device something i noticed holding them side by side like this is that there's a much more muted glare on the steam deck compared to the a and engellemişler. axis Okay, but this shouldn't be a huge mystery because they've actually. <laughs> look at this! They did R and D. <laughs> Check this out. So they've got different types of glass over here that they're showing us, so that we can compare what happens with an anti glare etched glass versus just a regular glass ha. that is going to be like, hey. gigabyte and 256 gigabyte version will shine, the Yeah, where's my camera lens? Hi, Ed. Can you see me? Can you see me in the glass, Ed? Okay. How about this one? Can you see me? Well, yeah, but you're not as clear. Right? You only get the premium etched glass on the 512 gig model, but at $629, that's starting to look like a good deal just for the glass. I mean, Apple wouldn't even give you a stand for their etched glass monitor at that price. Whoa! I'm using gyro. Oh no! Gyro, get a Oh, ya. now valves had support for gyro control Gy of nintendo playstation controllers for some time now but having it integrated into the device rather than something that you need to plug in a third-party controller in order to use is pretty freaking sick now it's more for fine control i guess let's see Yeah, it's more for fine tuning your aim. So you get there with the stick and then you fine tune yeah, the gyro. Yeah, yeah. Fine tune the That is pretty awesome. It's a good way to. Demeden bilemezsin belki bu daha iyi olacak. Abi video izliyor musun? Ya video izliyor musun? Yani denemeden bence bilebilirim. Yani video izliyor musun? Yani gyro olmayan bir oyuna gyro eklendiğinde hiç oynadın mı? Yani merak ediyorum. Çünkü ben oynadım çok kötü oluyor. Yani gyro'yu düşünmeden yapılan bir oyuna gyro eklendiğinde hiçbir zaman güzel olmuyor abi. Hiçbir zaman. İstediğin ne yaparsan yap. Wii'nin başarılı olmasının sebebi de bu. Çünkü Wii zaten gyro'ya özel yapılmıştı. Wii Sport'tur bilmem nedir. Ee, o şey işte bu Zelda'nın oyunlarıdır. Hepsi gyro için yapılmıştı zaten. O yüzden güzel çalışıyordum. Yani Doom'u Cairo oynayabilecek misin abi? Keşke var TR'ye önem versin mükemmel alet. Bu evet yani çok niş bir kitle için abi bu yani şu anda bu cihaz parası olup teknolojiyi çok takip edip heyecanlanan kitle için başka kimse almayacak. İnşallah var arkasına geçer devam eder. Alet bence güzel. Çok iyi bir teknoloji. İlk adım. İlk adım. Ama arkasında durmazsa zaten yine aynı şekilde yani şey gibi yaparsa her Vive dışında VR dışında hiçbir projesinin arkasında durmadı Valve. 6500 TL olur. Bu cihaz 6500 TL Türkiye'de bulamazsın. Çok ne söylüyorum sana. Türkiye'ye gelmeyecek zaten. Türkiye'ye gelirse zaten şey yani Amerika'dan gelen kaçakçı falan getirir veya hani şeyle gelir. Türkiye Türkiye'de sen bunu tam aşağıya e aşağı bulamazsın. Yani şöyle söyleyeyim dediğim gibi işte yani arkasında durması lazım. İlk cihaz zaten satmayacak. İlk cihaz yani satmaması lazım abi. Yani Valve'in mesela hani Steam Controller bok gibi cihazdı. Bir sonraki adım belki güzel olurdu. Arkasına durmadı. Steam Link çok iyi fikir bence yine. Çok ön, yani öncü bir fikirdi Steam Link. Çok akıllıca bir fikirdi. Ben Steam Link'i çok beğenmiştim. Öldürdüler projeyi. Yani arkasında durmuyor Valve hard, hardware donanımların hiçbirinin. Hiçbir donanımın arkasında durmuyor. VR'da bir durdu. Tüyarda da çok durmadı. HTC ile beraber de HTC ile ayrıldı. Kendi Valve indeksini yaptı. Bunu yani ya dedim gibi. Ee, i̇nşallah bunun arkasına durur. İlk versiyonu kötü çünkü. Yani kötü dediğim ilk versiyon çok niş bir kitle için yapılmış. Yani çok niş bir kitle için yapılan çok niş bir cihaz bu. Ama yani ee, bu cihaz şu anda sadece çok az bir kitleye satacak bir cihaz. Evet, evet bir de Steam'in en büyük şeyi reklam. Reklam yapmıyor abi. Steam reklam yapan bir firma değil. En büyük problemi de o. Yani hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Çünkü diyor ki hani laf ağza ağza dağıldığında çok daha iyi bir reklam oluyor diyor. Evet doğru. Ama bazı şeylerde de öldürüyor. Mesela Dota, Dota'da reklam yapmaması kesinlikle LoL'la arasındaki uçurumun uç, açılmasının en büyük sebeplerinden birisiydi. Veya hani şey yapmaması, daha yakın olmaması. These have been running Doom Eternal for about 15 minutes. I'm ready to talk about noise and thermals. Now, when it comes to fan noise, there's the, the volume, like the, the sound pressure level, but there's also the quality of the noise. And the and &E NEO, oh, I'm talking my understanding, this is this after the... the first 500 units, they're getting a different fan, along with analog triggers and a couple of other little upgrades. definitely has a higher pitch to it. Çok güzel bir fan sesi var. Fan sesi yok direkt. But I would Çok say, iyi both olmuş. Both of them are similar in terms of their volume, which makes sense given that we've already inferred that the power envelope of these chips is quite similar. Now I want to pull up the thermal camera. Direktlem yapmasana Steam ayakta kalır abi Steam çünkü tekel elinde sonda yani istediğiniz kadar epic mepic falan desiniz ama Steam'in tekel olduğunu kabul etmek lazım Steam bayağı bildiğin tekel arkadaşlar yani Steam ay, ne olursa olsun bir tekel yani steam dışında başka bir yere gidemezsiniz. PC'de oyun oynamak istiyorsunuz. Yani Steam'e gelmek zorundasınız. Ve ee, bir şey var. Erkenden başlama lead'i de var. Yani ee, şimdi birçok firma bir şey çıkardığında hani mağaza arayüzü çıkardığında workshop yok abi forumlar yok achievement yok profil yok steam'de de yoktu yani steam 15 10 pardon, 17 18 senelik bir firma o üzerine 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 koyup koyup yaptı hepsini. Yani ilk hali Steam'in bakmayın. Çok kötü durumda. Yani Steam ilk, ilk çıktığında herkes anasına küfür ediyordu. Steam'in cidden herkes anasına küfrediyordu Steam'in yani Steam şey yapmıştı bir CS 1.6'yı oynamak için Steam yüklemek zorunda yapmıştı bazı şeyleri herkes küfrediyordu Steam'e anasına küfrediyordu Steam'in uçak kaldırıyordu herkes sırf şey Steam yükleyebilmek Steam şey yapmak için ve baya baya isyan çıkmıştı yani oyun dünyasını hatırlıyorum ben arayüzde bok gibiydi şeyler çalışmıyordu hiçbir özellik çalışmıyordu doğru düzgün Orange Box geldi geldiğinde Steam düzgündü Orange Box geldiğinde Steam baya iyiydi iyi durumdaydı öyle diyeyim. Ee, o, o yüzden hani Steam'in de bir hani tekerliği var ve adamlar da yazılım konusunda çok iyi. Şimdi ne olursa olsun Valve'in yazılım şeyini konuşamazsın. Yani adamlar yazılım değil. Donanımda değiller. Daha donanımda da iyiler. Sıkıntı donanım sadece yaptık alın demekle olan bir şey değil. Donanımda reklam yapmak zorundasın. Ve arkasında durmak zorundasın. Update'ler yapmak zorundasın. Daha hızlı update'ler yapmak zorundasın. Yani o, 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 o olayı var. Both of them managed to maintain very reasonable grip temperatures but you can see the ANEO is notably hotter so it's evet, sitting at around kollar, 35 degrees. da başka böyle while the Steam hand -hand deck, -i. probably thanks to the fact that it's larger is oh, more baksana. in the neighborhood of 27. Touchpad yok. is 29, just shy of 30 on the right, and very similar over on the left. There's the conveniently, uh, A shipped me a clear unit, so we can actually see everything. CPUs here, SSDs here, batteries here, and then the actual heat sink is here. So that gives us a really kind of good idea of what we're, what these heat signatures might look like. This is almost definitely Apple. our uh, CPU chip, uh, slash GPU. Or this could be or. memory or storage. This big block here, I'd be surprised if it's not a battery or something like that. It does have a little bit of, of heat output to it. And this right here, now that's interesting. That's our intake, but there's quite a lot of thermal activity right around it. You know what, maybe we can peek through this grill and find out what that thing, you can see there's a little, there's a little outline here. Bence şeydir ya bakır dissipate etmek için. havayı. Nope, the answer is a big fat evet, no. To my eyes that is completely impenetrable. kolların <laughs> sıcaklığı çok iyi. Ya elimi yanmasından biraz büyük olması Sizleriniz tercih ederim. Çok doğru. Müthiş doğru bu arada. İnanılmaz güzel bu arada tepede olması. Altta olması oyun oynarken büyük bir kanser. Switch'te fark ediyorsun. Switch'i şarj ederken oyun oynamaya çalışırsanız anlıyorsun. O kablonun bükülmesi alttan ultra kanser ediyor. Bu tepede evet, olması çok daha rahat. Dimos'un sancı fiziklenebiliyor. So Zaten 4 senedir yüklenebiliyordu oğlum. Yeni bir şey değil ki Steamos. Steamos, Jart'tır, Jurt'tır bunlar güzel ama elinde sonunda Windows'un performansını geçemiyorsun. Yani illa Linux kullanman gerekiyorsa Steamos mantıklı. Ama aynı PC'de Windows yüklersen daha iyi performans alıyorsun o, oradan bir kaybım var. Hani illa Linux yüklemen gerekiyorsa ama SteamOS çok iyi bir şey. Yani Photon özellikle inanılmaz iyi bir destek. This is quite an unusual I wouldn't expect most people to prefer it, but Microsoft çalışanı. ne alakası var abi? Oyun için böyle arkadaşlar. Oyunlarda özür dileyerek de herkes DarkX kullanıyor. DarkX kullanınca Wrapper kullanmak zorundasın. Photon Wrapper kullandıktan sonra da oradaki ekstra milisaniyeler ekleniyor üst üste üst üste. Yani bayağı bilin yazılım yani dümdüz yazılım abi. Yapacak hiçbir şey yok bu konuda. So essentially what you're doing is you're just bookmarking a web whether it's something like Twitch or Netflix and you're able to use it to consume content on them. That's pretty cool. I could see people hacking all kinds of fascinating functionality into this. Oh, Java JavaScript çalıştırıyorsa like sıçtı yani. Her şeyi right? içine koyarım. Gayet awesome. de güzel çalışıyor. Man, I wish it had another. Ha, ama gerçi Chromium'a geçmişler dedim bu herifler. Doğru, doğru, doğru. Steam'in browser'ı 5 sene önce mi 4 sene önce mi Chromium'a geçti. Arkadaşlar 720p olmasına çok ağlamayın. O kadar küçücük ekranda 720 1080 p fark edemeyeceksiniz. Edemezsiniz. Yani, cidden edemezsiniz. O 1080p olduğunda oradaki batarya ömrü zaten yarıya inecek. Yani, o, onu da fark etmiyorsunuz. Yani zaten perfo yani apu cihazı koyuyorsunuz içine. Apu cihazı zaten 1080p'yi 60 fps'i de veremeyecek. Üzerine bir de batarya problemi var. Bilmem ne var. Yani dikkat ederseniz kesinlikle evet yani 1080 bir tane görüntüyü açıp yanına da 720p görüntüyü açıp bakarsanız tabii ki de dersiniz o ayrı kesinlikle. Bir Netflix bir Twitch izleyini izlerken fark edeceksiniz o, o onda da kesinlikle katılıyorum ama oyunu oynarken fark etmezsin oyunu oynarken kesinlikle ve kesinlikle fark etmezsin o, o şeyde ekranda. Veya onun yerine dock modu da var diyebiliyorum PC'ye de şeye de bir televizyona da takabiliyorsunuz hani YouTube'dan bir şey izlemek istiyorsanız direkt dock moduna sokabilirsiniz. blowing demonstration this my friends is online multiplayer that's right i've got one pc here and over the power of the internet scott look at this we are playing a co-op game he's on his steam deck you guys are super tech savvy you guys know what's up this thing is a full fledged gaming pc so if it wasn't already clear that's it it's one of those but smaller it's not a laptop but the the OS for running things it's a laptop and if you were curious if it's going to run 4K 60Hz um that's your answer right there yeah but I mean bak bağlarsanız bu arada çatır çatır şey çalışıyor arkadaşlar yani 4K 60 fps çalışıyor alev olacak 30 right now it's hard to tell i'm so used to uh no it's at 60Hz freaking awesome just like that how relieved are you guys right now Yeah, bunda mesela böyle yapıp oyun oynayamazsın orada içine sıçar ama diğer bütün işlerini yapabilirsin. Yani kod bile yazarsın çok rahat. Hani bir ara Samsung yapmak istiyordu da telefonunu takıyorsun PC oluyor. Ha bak oldu. Aynen PC oldu şu anda. Bu olabilir ama harbiden. But okay yeah it's got a size advantage but that's to be expected given that it's kind of like comparing a, a full-blown, you know, APU-equipped Ultrabook PC with you know, a four or five-year-old mid-tier smartphone in terms of hardware. <laughs> ya dediğim gibi ben cihazı teknolojik olarak çok beğeniyorum. Güzel bir alet. Tutacağını düşünüyor muyum? kesinlikle hayır. Ke kesinlikle hayır. Valve ne kadar sevsem de kesinlikle tutmayacak bu cihaz. Ee, zaten tutması için dizayn edilen bir cihaz da değil. Ee, elinde sonunda. Ama Valve inşallah arkasında durur. Yani Valve inşallah arkasını durur. Yani bunun ikinci versiyonunu yaparlarsa, üçüncü versiyonunu yaparlarsa yavaş yavaş tutmaya başlayacak. Kesinlikle yavaş yavaş tutmaya başlayacak. Çünkü fikir çok iyi. Fikir ben çok beğeniyorum. Ama dediğim gibi daha var. Yani e, evet, bir Valve'in evet üçüncü versiyonunu çıkarmış olması biraz ee, yani. Xbox böyle bir şey yapmaz mı? Gerek yok. Arkadaşlar Xbox yazılım firması. Xbox'ın böyle bir şey yapmasına ihtiyacı yok. Kendi yani Xbox normal Xbox konsol dışında artık kendi bir cihaz çıkarmasına gerek yok. Yazılımı her yerde çalışacak hale getirmesi yeterli. Televizyonda. Hop Game Pass. Bu şeyde Chrome ee, Chromecast. Hop app. Selamünaleyküm. Telefon. App. Hop geçmiş olsun Game Pass yine aynı şekilde bütün Xbox'ın kullanabiliyorsun. Yani yazılımla yapabildiğin sürece niye donanım çıkarmak zorundasın ki? ya yani ekosisteme adamı zaten aynı cihazından ekstra bir cihaz aldık bana sokabiliyorsan da daha iyi. Bu işte Valve'in aynı şekilde şey de yapmış. PC için böyle bir ekosistem yok. Valve onu kapatmaya çalışıyor. Hani PC için handheld gibi bir şey yok. Yani asıl sıkıntı o.